Herkese merhaba. Bugün erkek çorabı yapacağız. Yani erkek pati de diyebilirsiniz. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz ipliğimi eski kazağımdan söktüm. Onu değerlendireceğim. Şimdi 41 numara erkek çorabı yapacağız. Tığım 4 milimlik. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 3 4 5 zincir çekelim bir yuva oluşturalım. Yuvamızın içine 11 tane 13 tane trabzan dolduralım. Evet şöyle bir kontrol edeyim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane trabzan doldurdum. Şimdi başlangıçtaki 20 zincir yerine birleştiriyorum Bakın bu şekilde birleştirdim kaydırma tekniğiyle şimdi 3 zincir çekelim hemen ilk yuvamıza bir trabzan ikinci yuvamıza bir trabzan aynı yuvaya bir trabzan daha yani bütün yuvalara ikişer tane trabzan yapacağız toplam. 26 tane trabzanımız olacak ikinci sırada. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Burası patiğimizin başlangıç yeri yani burun kısmı. Dediğim gibi her yuvaya ikişer tane trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Bakın birinci sırayı tamamladım, ikinci sırayı tamamladım, üçüncü sıraya geçtiğimde e, örgümü kapattım. E, i̇lk yuvaya iki tane, ikinci yuvaya bir tane, üçüncü yuvaya iki tane yani bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Evet, bu tek olan çift olan sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Tek çift. Tek çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Yani üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Her sıraya bir tek bir çift yaparak. Evet son trabzanımı da yaptım. Şimdi birleştirme yerine geldim. Ve birleştiriyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3. sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi 4. sıradayız. Bakın 4. sırada 42 trabzanımız olacak. 2 3 4. ilmeğime çift olacağım. 5 6 7 8 9. ilmeğime çift dolacağım. 11 12 13 14 15 16. ilmeğime çift dolacağım. Bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ilmeğime çift batacağım. 24, 25, toplam 42 ilmek yani 42 trabzan elde edeceğiz sıra sonuna kadar. Yani bazen 3 tane atlıyoruz, bazen 4 tane atlıyoruz. Bunun ayarlamasını yapalım. 42 tırabzana tamamlayalım. 1, 2, 3, 4. sırayı da tamamladım. Evet birleştiriyorum. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. 5. sırada ilk yuvaya bir tane yapıyorum. Bir trabzan. Diğer trabzana 2 tane yapıyorum. Şimdi 6 tane trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle baştan alıyorum. Bakın 3 zincirimi çektim. 1 ilmek yaptım. Hemen yanındaki yuvaya 2 ilmeği aynı yere yaptım. 6 tane trabzanımı ördüm. 6.ya 1 tane daha örüyorum. 1 tane daha örüyorum. Yani 7 ve 8. trabzanları aynı yuvaya yapmış oldum. Şimdi 6 tane daha her yuvaya bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 altı. Evet 6. yaparken 7. de 6. yuvamıza yapıyoruz. 8. de. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvaya 7 ve 8. Yani bakın ilk başta da 3 tane arttırmıştık. 6 tane örüyoruz. Pardon, 2 tane arttırmıştık. 6 tane örüp 2 tane daha arttırdık. 6 tane örüp 2 tane daha arttırdık ve 6 tane örüp 2 tane artırdıktan sonra 6 tane daha örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı yere. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı yere. Altı, yedi bir, sekiz aynı yere. Üç, dört, Bakın 7 ve 8 aynı yuvaya. Tekrar sayıyorum. 1 2 6. yuvaya 1. 2 tane daha yapıyorum. Evet 6. yuvaya 2 tane daha dolduktan sonra yani aynı yuvanın içine 3 tane yaptıktan sonra devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. ilmeğimi de yapıyorum. Örgümü birleştiriyorum. Bakın başlangıç yerine birleştiriyorum. Kaydırma tekniği ile bakın 1-2-3 zincirimi çekip 6. sıraya devam ediyorum. 2-4-5. Evet 6. sıraya. 1-2-3-4-5 Evet 6. sıradayım. 6. sırada bakın zincirimi çektim. Hemen 1 tırabzan 2 tırabzan 3 tırabzan 4 5 6. çift doluyoruz. Aynı yuvaya bir trabzan daha. Ee, bir de bakın artık hiçbir işlem yapmadan devam edeceğiz. Ee, patiğimizi şu şekilde devam edeceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan 6 ee, tane ilmek kala yani birleştirme yerine 6 tane ilmek kala bir tane daha burada çift batacağız sona 2 4 5 6 ilmek kala bakın bir yuvaya iki tane tırabzan yaptım ve kalanları devam edeceğim. Toplam 50 tırabzanla bu sırayı da tamamlamış olacağım. Şimdi sevgili hanımlar benim ipim biraz kalın olduğu için 50 tırabzanla devam edeceğim. Burayı birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın patiğimizin burun kısmını tamamlamış olduk. Benim ipim oldukça kalın olduğu için 50 ilmekle devam edeceğim. Şimdi ben hiçbir işlem yapmadan topuk kısmına kadar örüp geleceğim. 10 sıra hiçbir işlem yapmadan devam ediyorum. Ee, video çok uzun sürmesin diye bu kısımları örüp geliyorum hanımlar. Bakın hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece her yuvaya bir trabzan yapacağız. Sıranın sonu geldiğinde birleştirip devam edeceğiz. Evet ben tam 21 sıra ördüm. Başlangıç yerinden itibaren 21 sıra ördüm. Şimdi sıra topuk zamanına geldi. Ee, sevgili hanımlar bakın şurası bizim birleştirme noktamız. Birleştirme noktamızda Bakın. Birleştirdikten sonra her iki e, tarafı birleştirdikten sonra ipliğimizi kırmıyoruz bu şekilde geçirdim. İpliğimi bu şekilde geçirdim. Burası bizim eee patiğimizin şu kısmı, patiğimizin tam alt kısmı, taban kısmı. Taban kısmından itibaren sayıyorum şimdi. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın 50 ilmeğim vardı en son. 50 ilmekten sonra hiçbir işlem yapmadan, yani arttırma, eksiltme yapmadan bakın 21 sıra ördüm. 21 sıra sonra ipliğimi şurada bıraktım başlangıç noktasında. 19 ilmek Sol taraftan, pardon sağ taraftan 19 ilmek ipliğimin sol tarafından ayırdım. Bakın şu orta kısmında, şu orta kısmında boşluk bırakıyorum. Ortada 12 ilmek bıraktım. Tam ortada 12 ilmek bıraktım. Sağda ve solda 19 sağda 19 solda ilmek bıraktım. Yani şuradan itibaren. Şimdi e, şu tığımı bir alayım. Şu ipliğimizi de alalım. İpliğimizi kırmadan yürüteceğiz. Tekrar bir kere daha anlatmak istiyorum yanlışlık olmasın diye. Şimdi e, patiğimizi yani çorabımızı düz kısmını şöyle koydum. Bakın ipliğimizi burada bırakmıştım. İpliği kırmıyoruz. Birazcık fazlalık bırakıyoruz. Bakın şöyle tutaraktan ipliğimizi de araya alarak Trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi zincir çekeceğim. 2 tane zincir çekeceğim ve hiç arttırma eksiltme yapmadan devam edeceğim. Bakın 1 2 Tam 19 tane ilmek öreceğim. Şu başlangıç yerine kadar. 3 4 5 6 Evet sonuncu trabzanımı da yapıyorum. Bakın 19. dokuzuncuyu yapıyorum. Şurası başlangıç yerimiz. Bakın şurası başlangıç yerimiz. Şimdi devam ediyorum. 19 tane daha trabzan yapıyorum ortada tam 12 tane trabzanımız kalana kadar Bakın ben bu şekilde devam edeceğim. Şurayı da buraya kadar geleceğim. Ortada tam 12 tane trabzan kalana kadar. Bakın çorabımız şöyle bir tutayım. Evet burası burun kısmı. Şurası ayağımızın ön kısmı. Şu alt kısmı topuk kısmı oluyor. Şimdi sevgili hanımlar. Bakın şu aradaki boşluğu bırakıyoruz. Aradaki boşluğu bırakıyoruz. Buradan geri dönüp bu tarafa doğru geleceğiz. Tekrar geri dönüp bu tarafa doğru geleceğiz. Şu kısım boş kalacak. 10 sıra tamamlayacağız. Daha sonra topuk bölümünü yapacağız. Şimdi 1 2 2 zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Bakın. Arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan devam ediyorum her trabzanın üstüne bir trabzan ta ki bir sonraki çıkıntıya kadar daha sonra iki zincir çekip oradan da geri döneceğiz 10 sırayı tamamlayacağız daha sonra topuklarını yapacağız Hanımlar benim ipim biliyorsunuz söküntü olduğu için arada düğümler gelebiliyor. Onları zaten daha sonra altta saklayacağız. Bakın burası bizim çorabımızın alt bölümü, en alt bölümü. Şimdi burayı da geçiyoruz. Dediğim gibi hiç arttırma, eksiltme yapmadan tam 10 sıra örelim. Daha sonra tekrar topukta buluşalım. Şimdi 10 sırayı tamamladım. Tekrar ipimi şu şekilde çorabımdan geçiriyorum. Arkadaşlar benim ipim çok kalın olduğu için ben burayı 8 sıra yaptım ama siz 10 sıra yapın. İpim gerçekten çok kalın olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipimi kırmıyorum, kesmiyorum, sayıyorum. 18. kadar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 18 tane saydım. Bakın ipimi kırmıyorum. 18. aynı iple devam ediyorum. O ipliğimizi bir daha bir öncekinde yaptığımız gibi arada yürüteceğiz. Bakın ipimi burada bırakıyorum bir zincir çekiyorum 9 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 Evet 9 sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum çeviriyorum geri döndükten sonra bakın 1 2 sık iğnelerimin üstüne devam ediyorum. 9 sık iğnemi yapıp 10'cu da bir tane yan taraftan ilave ediyorum. Evet 9'uncuyu yaptım. Şimdi bir tane atlıyorum. ikinciye bir kaydırma yaparak bakın bir zincir çekerek dönüyorum. Devam ediyorum. 9 tane sık iğnemi devam ediyorum aynı şekilde 9 dokuzuncuya kadar Evet sonuncuyu da yaptım bakın bir ikinciye atlıyorum bir zincirimi çekip dönüyorum tekrar 9 sık iğnemi yapıyorum sonuncuyu yaparken yine bir atlıyorum ikinciye batıyorum batarken bakın bu ipliğimizi de arada yürütüyoruz bir zincirimi çekiyorum çeviriyorum devam ediyorum tekrar 9 tane sık iğnemi yapıyorum burası bizim topuk bölümümüz Evet dokuzuncuyu da yapıyorum. Bakın bir tane atlıyorum ikinciye batırıp bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın topuk bölümümüz bu şekilde devam edecek. Yani dokuz tane örüp geliyorum buradan bir tane alıyorum. Geri dönüyorum. Sağ taraftan bir tane alıyorum. Bu tarafa geliyorum bir tane alıyorum. Bu tarafa geliyorum. Bir tane alıyorum ta ki şu kısma kadar. Devam edelim. Evet sonuncuyu yapıyorum. Bakın bir tane atlıyorum ikinciye batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Devam ediyorum. 9 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın topuk bölümümü de bitirdim. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan alarak topuk bölümünü de bu şekilde bitirdim. Bakın. Dediğim gibi benim ipim biraz kalın olduğu için kaba gözükebilir ama ayakta Gayet güzel duruyor şimdi topuk bölümünde bitirdikten sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanların her birinin içine 2 tane trabzan gelecek şekilde devam ediyoruz. bir sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan trabzanlarımızı yapıyoruz her trabzanın içine ikişer tane trabzan gelecek şekilde Evet hanımlar bu şekilde devam edelim bakın ön kısmını devam edelim gelelim şuraya da geçelim böyle geldikten sonra bakın burada sıkı iğneli bölümümüz var. Sık iğneli bölümde de her sık iğneye bir trabzan yaparak tam şu birleştirme noktasında tekrar görüşelim. Şimdi topuk bölümünde geçtim. Sık iğneli bölümde geçtim. Birleştirmemi de yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Lastiğimi yapmaya başlıyorum. Evet iki zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Bakın karşımıza çıkan ilk trabzanın belinden yani tığımızı tekrar yapıyorum. Bakın şöyle alttan alarak bir trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinden bir normal trabzan. Tığımın başına ipimi doluyorum. Sıradaki üçüncü trabzanın yani belinden bir trabzan. Bir normal trabzan, bir içinden geçirmeli belinden yani trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Hanımlar çok dikkat edelim, e, trabzanların sayılarını eksiltme yapmayalım. Bakın belinden yaptım. Şimdi sıradaki trabzanımı normal trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanımı belinden. Bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan sırayı tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Birleştirme yerine kadar. Bakın bir belinden pardon bir normal trabzan bir belinden. Bir normal trabzan bir belinden. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sırayı tamamlayalım. Birleştirme noktasında tekrar görüşelim. Ve sırayı tamamladım. Lastik bölümündeki sırayı tamamladım. Bakın birleştirme noktasına geldim. Şimdi birleştiriyorum. Bakın iki zincirimizi kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir, 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bu sırada üç tane eksiltme yapacağız ki şu bilek bölümü yani bilek bölümü biraz bileği kavrasın. Şimdiki kesmelerimizi de topuk kısmında yapmıyoruz. Bakın bir tanesini burada keseceğim tam şu ortada diğerini ön tarafın tam ortasında diğer üçüncüyü de çorabımızın sağ tarafından ortadan yani 1, 2 ve 3, 3 tane eksiltmiş olacağım. Eksiltmeleri de bakın şu şekilde yapacağım. Şimdi şuraya kadar örelim orta kısma kadar orada nasıl eksilttiğimi göstereceğim. Evet şimdi bu sırada bakın tığımın başına ipimi aldım. Yine belinden aldığımı belinden alıyorum. Yeniden başlıyorum. İpim kaçtı. Bakın belinden aldığımı belinden alıp trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Normal yaptığımı normal yapıyorum. Belinden aldığımı belinden normal trabzanı normal. Bakın bir belinden bir alt sıradaki gibi. Bir normal. Bir belinden bir normal. Şimdi tam burayı ortalamışken bir tane eksiltelim. Tığımın başına ipimi aldım. Belinden yapıp bakın trabzanımın ilk aşamasını yapıyorum tığımın başına ipimi alıyorum ve diğer trabzanımı da ilk aşamasını yapıyorum bakın toplam 3 ilmeğim oluyor üçünü birden çekiyorum şimdi belinden yapıyorum normal yapıyorum bir belinden bir normal bir belinden bir normal. Bir belinden bir normal. Şimdi ön kısmının şu orta kısmında bir tane daha eksilteceğiz. Bir belinden bir normal. Şimdi eksilteceğim. Bakın bir belinden yapıyorum. Trabzanımın ilk aşamasını ve iki ilmeğimi bekletiyorum. Bir normal trabzanımı yapıyorum. ilk aşamasını bakın toplam üç ilmeğim oldu. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi sıra bir belinden bir normal. Bir belinden bir normal. Bakın şu bölümde de bilek bölümündeki şu bölümde de bir tane eksilteceğim. Birleştirme yerine kadar devam edeceğim. Evet burayı da ortaladım. Şimdi bir tane de buradan eksiltiyorum. Bakın trabzanımın birinci aşamasını bitirdim. Bir belinden bunun da birinci aşamasını bitirdim. Toplam 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden çıkarıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın birleştirme yerine kadar devam edeceğim. Sıramızı 3'e veya 4'e çıkaracağım ve çorabımızı bitireceğim. Bakın buranın sayısını siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben 3 sırada bitireceğim. Şu anda iki sıra yaptım. Üçüncüyü de yapıp geliyorum. Evet son sıramı da tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle çevireyim. Bakın burası topuk kısmı patiğimizin. Şurası ön kısmı. Arkadaşlar kapak resminde çorabımızın ayakta nasıl durduğunun resmini çekip koyacağım. Bunu ben oğluma yaptım. İpliğimi kesmiyorum buradaki ipliğimi. Normal e, şekli bitmiş hali bu şekilde. Ama ben ipliğimi kesmedim. Biraz daha devam edeceğim benim oğlum şöyle bilekli istediği için e, bileğine kadar öreceğim. Siz e, bu kadar da yapsanız yeterlidir ama isterseniz siz de devam edebilirsiniz bu kısmını. E, bakın 1 2 3 sıra ördüm lastik bölümünü. Dediğim gibi ben biraz daha devam edeceğim. Bu e, devam ettiğim, bitirdiğim bölümünü de kapak resminde koyacağım arkadaşlar. Evet patiğimizin bitmiş hali bu şekilde. Bugün de videomuzun sonuna geldim sevgili hanımlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zili de açarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın.